Para Ekonomi'ye hoş geldiniz. Ben Besto Yanık. Saatlerimiz yine 17.30'u gösteriyor. Bugün de sizinle koronavirüsü üzerine konuşmak istedim. Çünkü malumunuz yaklaşık 2 aydır peş peşe her yerden dünyanın evet özellikle Asya özelinde biz alıyoruz bu haberleri ama dünyanın her yerinde bir tedirginlik söz konusu. Tabi durum böyle olunca acaba hastalıkların ekonomiye veya ürünlere veya ticarete ne kadar etkisi olduğunu irdelemek istedim ve grafiklerle de Bunların hepsine bakacağız. Başlayalım. Biz tarihten bu yana aslında çok yakın 2003'ten bahsediyorum. O kadar da uzağa gitmemize gerek yok. Farklı farklı ülkelerden dünyaya yayılan farklı farklı virüslerin etkilerini konuştuk. Bunların başında yine Çin'den çıkan SARS virüsünü konuşmuştuk. Hemen akabininde Meksika'dan gelen domuz gribini ki hala konuşuyoruz. Bugün günümüzde influenza A olarak konuşuyoruz ama aslında e, Türkçesine bakarsak bu domuz gribi olarak hala aramızda. Ebola virüsü Afrika'dan gelmişti ve Brezilya'dan da Zika virüsü çok yakın bir zamanda bizim lügatımıza girmişti. Haberlerde gördük. Evet, çok fazla ölüm konuşmamıştık veya bulaşmayı şu an olduğu kadar koronavirüsünde olduğu kadar sık sık 2020 gündemi gibi konuşmamıştık ama yine borsalarda çok ciddi etkileri görmüştük. Nitekim bakarsanız ülke bayraklarının altında gördüğünüz düşüş oranları, borsalardaki düşüşler. SARS virüsüyle domuz gribinin çok ciddi yan ekonomileri etkilediğini görebiliriz Asya borsalarında ve bağlantılı olan borsalarda SARS yüzde 8,9'luk bu oranlar ne zaman hesaplanmıştır hastalığın tepe noktasına çıktığı zamanda SARS 8,9'luk borsada düşüşe neden olurken domuz gribinin de yüzde 9,3 oranında düşüş olduğunu görüyoruz hemen yanında da Ebola ile Zika'yı görüyorsunuz ama o kadar etkili değiller devam edelim Peki şimdi genelde yatırımcı ne dedik altın hakkında konuşurken de aynı şeyi söyledik altını değerli emtiyayı bizim düğünlerde derneklerde çokça takmayı ve aslında yastık altında saklamayı sevdiğimiz altına bile bu koronavirüsü geldi dayandı nitekim. Virüs söz konusu olduğundan beri iki aydır güvenli limanlara doğru bir yönelme var. Ben altını sembolik olarak gösterdim çünkü şu anda altın en önemli yatırım aracı haline geldi dünyada ve özellikle Türkiye'de. Ama bazı para birimleri mesela İsviçre frangı daha iki gün önce dolar karşısında çok ciddi bir hamle yaptı ve öne çıktı. Diğer tarafta yen. Diğer para birimleri doların karşısında olan 10 para birimi vardır. Bu 10 gelişmiş ülkeyi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin para birimleri karşısında dolar endeksinin hareketinden biz dolar artacak mı dolar düşecek mi anlarız. O 10 para birimi arasında yen mesela kafasını çıkaranlardan bir tanesi. Yukarıya doğru çevirenlerden bir tanesi. Ama Güney Kore ve Çin para para birimlerinde düşüşler görüyoruz. Çünkü evet virüs para birimi üzerinden e, bulaşacak değil veya yatırımcı o anlamda bulaşacak değil ama sizde bir endişe demek sizin para biriminizle ikiz kardeş gibi yapışık demek. Mesela Türkiye'ye bakalım riskler enflasyon kontrol edilemez bir şekilde ilk çift taneye çıktığında hemen Türk lirası etkilendi. Neden? Meksika pezosunun arkalarına Arjantin'in para biriminin bile arkasına düştüğü günleri gördük biz. Bunların hepsi içerideki tedirginliği sizin para biriminizi direkt etkiliyor olması. Zaten şu anda son dönemde ekonomilerin en en büyük problemi eskiden borsaya veya farklı emtialara bakılırdı ama şimdi en ufacık bir kriz olduğunda özellikle ekonominiz şoklara etkili değilse, şoklara temkinli yaklaşamıyorsa ve dünya genelinde sizin e, problemler yaşayacağınıza inandırılan bir algı varsa o zaman hemen sizin e, para biriminiz e, zarar görüyor. Bunu biz Venezuela'da gördük, Arjantin'de gördük, Latin Amerika'da gördük, Türkiye'de gördük ve hatta inanır mısınız Brexit'te giden e, İngiltere'de dahi gördük. Yani büyük küçük, borçlu, borçsuz, Avrupa üreticisi değil, bunlar hiç fark etmiyor. Ekonominin, piyasanın bir nabzı var ve o nabız tamamen kendi istediği yolda devam ediyor. İşte biz e, altını ve bazı para birimlerinin yükseldiği İsviçre frangının veya işte yenin yükseldiğini konuşurken doların, güvenli liman doların yükseldiğini konuşurken hisse senetlerinde özellikle ciddi bir çıkış var. Çünkü genelde krizlerde veya tedirginliklerde de bir satış baskısı olur oluşur borsalarda. Türkiye'de mesela Mesela 120 binin üzerinde bir borsa var uzun süredir ve bu 27 ayın 28 ayın rekorları olarak lanse ediliyor ki doğru 120 binlik bir borsa çok iyi seviyeler ama e, ufak bir problemde veya bir uçak kazası veya Orta Doğu'da veya İdlib'deki son dönemde bizim haberlerimize yansıyan saldırılar şehit haberlerinden sonra borsada satış dalgalarını biz haber düştüğü anda hissettiğimizi de altın çizelim devam edelim. Peki. Koronavirüsü daha çok nelere etkiliyor? Şimdi virüs deyince e, otomatikman şunu düşünmeniz lazım. Bir virüs neyi etkiler? Evet sağlık olarak bizi etkiler ama en çok da gıdamızı etkiler. O nedenle gıda imtiyalarında çok ciddi hareketlenmeler var. Özellikle Çin'in emtialarını Amerika e, kaynaklı şirketler genelde Chicago borsası üzerinden okurlar ve orada baktığımızda tarım emtiyalarına özellikle Mısır ve buğdayda çok ciddi düşüşler var. Bu gördüğünüz Mısır vadeli işlemler %2,7 veya buğday vadeli işlemlerde 1,7'yi görüyorsunuz ama bunlar vadeli işlemler için büyük rakamlar ve şu anda e, grafikler hazırlandıktan 1-2 saat içerisinde bile biz emtiyalarda hareketlenmeler gördük. O nedenle gıdaya yani sağlığın İlk e, darbesini vurduğu konunun gıda olduğunu unutmayalım. Nitekim de e, dolayısıyla biz gıda emtialarında düşüşleri görmeye başladık. Bunun Türkiye'deki emtialara ve dünya genelindeki emtialara da yansıdığının altını çizmek istiyorum. Devam edelim. Peki şimdi... Çin'den biz ne alıyoruz? Gıda ürünü. Burada önemli olan Türkiye'nin ne kadar etkileneceği. Sonuçta burada bizim için önemli olan Çin'den ne ürün alıyoruz, ne alıyoruz ve bunların kapılarını kapatırsak bize ne kadara mal olacak. Ben pek çok yayınımda şuna dikkat çekmiştim. Çin'i siz denklemin dışına çıkarttığınızda farklı alternatifler bulmanız lazım. Tekstil için, boyama için, plastik için, bilgisayar ürünü için, malzeme için. Bunlar için alternatifler bulmanız lazım. Çin hem süratli hem de ucuza üret bir pazar. O nedenle siz mesela tekstili şu anda Türkiye neden kazanacak aslında bu Çin'deki koronavirüsünün biraz ticarete yansımasıyla tekstilcilere sorduğum zaman özellikle çünkü genelde nabız insanlara birebir o sektörde çalışanlardan anlaşılır. Tekstilcilerin çoğu Çin'den mal alanların Türkiye'ye ve İngiltere'ye yöneldiğine, özellikle Türkiye'nin e, Çin'e çok büyük bir alternatif pazar olduğu için e, ne kadar kumaşınız olduğu, Çin'den gelmemiş, Çin'e uğramamış kumaş var mı sorularıyla karşılaştıklarını dile getirdiler ve şu anda Türkiye'nin özellikle tekstil anlamında çok önemli bir pazar, üretim ve e, teslimat konusunda hareketli bir pazar olduğu için Çin'in Deki bu problemin tekstle yaradığını söylemek mümkün. Ama şöyle bir durum var. Bakın grafiklerde de görüyorsunuz. Bizim geçtiğimiz yıldan bu yıla kadar %28'lik Çin'den aldığımız ürünlerde artışlar var. Ama sattığımız o kadar fazla artış yok. 229 milyon dolarlık ithalat yapmışız biz Çin'den sadece 2019'da. Bu 195 bin ton ürün demek ve gıda ve tarım ürünleri de bunun içerisinde. Peki ne demek oluyor? Devam edersek ne, ne demek? Ne almamız gerekiyor ya da e, biz hangi ürünlerine kadar alıyoruz derseniz ilk sırada ayçiçeği, çerezlik ayçiçeği geliyor ve hemen akabinde pirinç biliyorsunuz Çin sonuçta pirinç anlamında üretim anlamında çok önemli bir e, isim. Karmayem bakın yine burada tarıma baktığımız zaman çiftçinin en önemli e, handikaplarından problemlerinden biri ne demişti bize? Gübrem ithal, yemim ithal e, ee, ilacım ithal gibi gibi. işte görüyorsunuz karma yem yani hayvancılıkta çok önemli bir yer işgal eden karma yemin 13.1 milyon dolarlık kısmını biz Çin'den alıyoruz. Ve konserve domates nitekim bizde domates üretimi fazla olsa bile konserve yani uzun süreli dayanacak olanlarda bir senede %22 bin oranında artış olmuş. Bu da ne demek oluyor aslında? Enflasyonun yükselmesine neden olan ürünlerin halka yetersiz olmasının en önemli kalemlerinden bir tanesi de bu. Bir de size ufak bir bilgi daha vermek istiyorum. Şimdi burada dört tane kalem görüyorsunuz. Üçünde rakamlar var. Çerezlik ayçiçeğini biz Çin'den almayıp diyelim ki Sri Lanka'dan almaya kalktınız veya ayçiçeği üretiminin fazla olduğu bir ülkeye yöneldiniz. Çin kadar ucuza hammadde madde bulamayacağınız için 85.5 milyon dolarlık olan maliyet 210 milyon dolara kadar çıkıyor. Hemen pirince gideyim 20.1 milyon dolarlık size bütçe bir buçuk katına çıkıyor yani 35 milyon doları gözden çıkartmanız gerekiyor pirinç ithal etmek için ve karmayem bu en önemlisi çünkü karmayem de evet pirinç kadar çerezlik açıya kadar almıyoruz ama karmayem değerli bir ürün olduğu için ve hayvancılık anlamında bizde hayvancılık kesin ...seninlikle durma noktasına gelemeyeceği için, çiftçilerin e, iflas etmemesi için... 13.1 milyon dolarlık e, maliyet geliyor size 51 milyon dolara kadar çıkıyor. Çünkü neden? Karma yemin e, lojistiği ve tabii ki sürati de önemli. Yani gördünüz mü? Çini denklemden çıkarttık. Koronavirüsünden dolayı Çine biz e, hayatımızdan çıkartalım ya da bir virgül koyalım dediğinizde maliyetleriniz neredeyse şuradaki 3 tane maddenin toplanması yani 100 milyon doların biraz üzerindeki maliyetiniz neredeyse 350-400 milyon doların üzerine kadar çıkıyor. Devam edelim dedim. Peki koronavirüsü Türkiye'yi nasıl etkileyecek? son dönemde tekstil anlamında Türkiye'ye fayda sağlayacağını görür olduk. Ama madencilik sektörü ve doğal taş sektörü gibi sektörlerde de birazcık frene basılmasına neden olacak. Keza bu sektörlerin pazar büyüklükleri 4.3 milyar dolar ve Çin'e yollanana baktığınızda 1.3 milyar doları oraya gidiyor. Yani siz neredeyse üçte birlik bir pazarınızı kaybetmeniz anlamına gelecek. Tekstille de bunun yerine konması zor. Çünkü neden? Biz her zaman büyümenin tüketim kaynaklı değil, üretim kaynaklı kaynaklı olmasını söylüyoruz. Katma değerden bahsediyoruz ekonomistler olarak. İşte tekstil evet tabii ki de katma değerli bir ürün ama sizin bin tane tişörtten veya bin tane tekstil ürününden sağlayacağınız faydayı belki doğal taş sektöründe bir veya iki üründen veya yüz yüz elli üründen sağlayabilirsiniz. İşte katma değer dediğimiz bu. Adedinden çok değeri yani kütlesel olarak değeri e, önemli olursa doğal taş gibi maden gibi o zaman biz e, virgül attığımızda Çin'e veya X bir ülkeye virgül attığımızda bu kadar zarar görmeyeceğiz. O nedenle koronavirüsünün bir an evvel eski haliyle bir an evvel e, kontrol altına alınması önemli. Şimdi aşısı çıktı deniyor ama aşısına baktığımız zaman 18 ay 20 aylık bir hazırlanma süreci var ve e, bulaşıcı olduğu için de ve bulaştığı 15 milyonluk bir e, şehirden bir ufak bir kasabadan çıktı diyoruz ama aslında 1 milyar kişi insana sahip olan Çin'de yayılma hızının da SARS'a, Zika'ya, Ebola'ya veya domuz grubuna oranla çok daha süratli olduğunu söylemek mümkün. Koronavirüsü son olarak euroyu da vurdu. Çünkü neden? Şimdi para birimlerini de ciddi anlamda etkiliyor. Evet dolar ve altın güvenli liman olarak yükselirken euroya çok ciddi anlamda darbe vurdu. Ve artık merkez bankalarının bile gündemine girdi. Mesela Powell, Amerikan Merkez Bankası'nın başındaki Powell önemli bir sunum yaptı. Doları altının üzerinde tutması gereken, aynı zamanda bitcoin'i de biraz dalgalandıran açıklamalardan biri de Powell'dan geldi. İlginç bir şekilde koronavirüsü de vardı Pavlo'nun gündeminde dünyayı tehdit eden en önemli en yeni risklerden bir tanesi diye altını çizdi bu çok önemli bir şey siz Endonezya merkez bankasından veya Brezilya merkez bankasından bunu duymuyorsunuz Amerikan merkez bankasından bunu duyduğunuzda dolar gibi dünyada hareket etmesi en çok istenen para biriminin sahibi olan FED'den, Trump'ın aslında bir kurmaya olan isimden bunu duyduğunuzda koronavirüsünün sadece bir hastalık değil aslında ekonomileri çokça etkileyecek bir virüs olduğunu bir e, durum olduğunu anlayacaksınız diyelim. Koronavirüsü dosyasını böyle kapatıyoruz ama görülen o ki biz altında, dolarda, euroda bakın İsviçre frangı da en son girdi. E, Güney Kore'de girdi, Çin yuanı da girdi, Japon yeni de girdi. Yani bu tencerenin içerisinde olmayan para birimi yok. Türk Türk lirası şu anda çok etkilenmiyor. Çünkü şu anda Türkiye'de çıkan bir vaka yok. Ama herhangi bir vakanın bize gelmesi veya karantinaların, tedbirlerin iyi alınmaması durumunda Türk lirasının da çakılan para birimleri arasında olması an meselesi diyelim. O yüzden çok önemli bir konu. Daha da konuşacağız gibi para ekonomiyi böyle kapatalım. Bir sonraki yayında yine saatleriniz 17.30'da olduğunda görüşmek üzere. Ben Beste Uyanık.